Ya Barbie, aşağılamayı adam mı arıyorsun? Yapma Ortega ya, hemen saldırma. Ben de seninle bunu konuşmak için geldim. Özür dilerim. Seni birden o ortama sokmamam gerekiyordu. Arkadaşlarım biraz haddini bilmezdi. Baba parası bazen haddini unutturuyor insana işte. Ortega, bunları geride bırakalım istersen. Her şey daha başka olabilir, daha iyi anlaşabiliriz. Beraber nasıl iyi vakit geçiriyorduk hatırlasana. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Şu sınıfta doğru düzgün anlaşabildiğimiz kaç tane insan var? Ne olur birbirimizi kaybetmeyelim, kırma beni. Ben zaten seni ne zaman kırabildim ki? Teşekkür ederim, beni anlayacağını biliyordum. Benim idmana kadar vaktim var en boşundan. İstersen biraz gezebiliriz. Ya çok özür dilerim ama arkadaşımla işim var benim. Daha sonra çıkarız, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Ne o Ortega? Barbie'den darbe yemeye doyamadım bakıyorum. Her hafta sağlı sollu yemeklerden önce bir adet draje. Git başından Yeliz. Sinirimi senden çıkartmayayım. Hiç boşuna sinirlenme oğlum. Biz aynı çöplüğe aitiz işte. Hayal kurmanın alemi. Sen kim, Barbie kim? Seni Barbie'nin elinde bekçi köpüğü olarak bile almazlar. Sedat. Sakatlayacağım çocuğu kardeşim sen. Özür dilerim hocam. Git giyin, bugünkü antrenman bitti senin. Yarınki antrenmana kadar sakinleş, tamam mı? Devam. Acaba? Şurada, koridorun sonundaki oda. Futbolcusun galiba. Ben bir medya pazarlama şirketinin sorumlusuyum. İyi. Kulübün reklam anlaşmaları için gelmiştim. İyi. Aslında kiminle görüşmem gerekiyor diye soracağım ama tekrar iyi diye cevap vermenden korkuyorum. Şurada, koridorun sonundaki oda. Yusuf abi sizinle ilgilenir. Teşekkürler. İyi. Sen gideceğin yeri bırakayım. İyi. Teşekkür ederim. Seninle tanışmak çok güzeldi. Beni ihmal etme, tamam mı? Tamam. Ortega, abi tebrik ederim. Yırttın. Yok be Argün be. Oğlum, o araba neydi o zaman?
Boruydu oğlum, boru. Ha. Arabanın içindeki de hiç fena değildi hani. Hayda. Oğlum yok öyle bir şey ya. Amma abarttınız, sadece okula bıraktı. Bir saniye. Ha. Aç bakalım. Efendim? Ayrılalı uzun olmadı. Ben de seni özledim. İçmiş. Şimdiler, her iddiasına girerim acayip şeyler dönüyor oğlum. Ya oğlum, o kadın Ortega'dan çok büyük. Belli mi olur abi? Ucunda para vardır belki. Kopilim, saçmalama. Ya Ortega öyle şey yapmaz. Umarım yapmaz. Saçmaladım abi, öyle bir şey olmaz. Vallahi. Bak. Hayır, küçük oğlum. Ablanın arabayı gördün mü? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sizin arabadan bile daha güzel. Ortega yırttı kızım. Ben yırtamadım zaten. Daha düne kadar seni seviyorum diyordu bana. E ne oldu şimdi buna? Vay be, sabah ettik eşafağından. Valla, ya seninle olmak çok eğlenceli Seda. Defne. Evet. Ben galiba... Nasıl söyleyebilir? Hadi söyle. Şey, sanırım... Ya hadi. Defne nasılsın? Aa, bir dakika, ne yapıyorsun? İyiyim, senden ne abi? Kıyafetler alalım. Neden? Benim kıyafetlerimin nesi var? Ya sana layık kıyafetler alalım. Şu poçozlardan kurtul. Hı? Gerek yok. Bana fikir ama gurur tripleri yapma Seda. Bu konu kapanmıştır. Tamam mı? Tamam. Japonya'ya, Rusya'dan Amerika'ya kadar birçok ülke bu İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Arif, senin bildiğin başka kimler var bu savaşa katılan? Öğretmenim, herhalde elfler, hobbitler, bir de büyücü Saruman ve ordusu katılmıştır. Arif, o senin söylediğin Yüzüklerin Efendisi'ndeki savaş değil mi abi? Değil mi öğretmenim? Sen otur Arif. Ben bir daha dersi anlatacağım. Otur. Evet hocam, zil çalmak üzere zaten. Hoca değil, öğretmen. Selam. Sen hala sınav kağıdını vermedin. Bak, bütün arkadaşların verdi. Senin sınav kağıdın boş. Sen hiçbir şey yazmamışsın. Yoksa sen bütün yazılı boyunca uyudun mu? Hayır öğretmenim. Ben bütün sınav boyunca uyanıktım.
arkadaşlar. Bu aralar Ortega hiç iyi gözükmüyor. Baksanıza derste bile onu düşünmeden duramıyor. Yok Hidayet'in dersinde telefon açmalar. Yok Afet Hoca'nın sınavında uyumalar. Yani ne bileyim. Belki o da Deutschland'a geri dönmek istiyor. Canım ne yapacak o Deutschland'da filan? Bence başındaki felaketin farkında değil. Biz arkadaşıyız. Farkına vardıralım. Alo? Defne? Ben de seni özledim. Ciddiyim. Şimdi mi? Tamam bekliyorum. Görüşürüz. Ortega, seninle konuşmamız lazım. Konuşalım. Neyle ilgili? Sen ve o kadınla ilgili. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez. Bak Ortega, yanlış yapıyorsun. Yanlış benim yanlışım. Siz kendi yanlışlarınızla ilgilenin Barbie Hanım. Beni rahat bırakın. Madem öyle diyorsun. Ortega. Ne var Kopil? Yapma be kardeşim. Ya bari sen yapma Kopil ya. Abi, o kadın sana göre değil. Bunu sen de biliyorsun. Ne demek istiyorsun sen ya? Onun hakkında iyi şeyler hissetmiyorum ben. Bundan sonra da hissetme. Bırak beni, hissederim abi. Abi, kadın seni kullanıyor, görmüyor musun? Ne demek istiyorsun lan sen? Kadın seni kullanıyor diyorum abi. Ne demek istiyorsun lan sen? Ortega. Var bir şey öğretmenim, var. Ortega arkadaş tüccarı olmuş. Para için arkadaşlarını satıyor. Satıyorum lan, var mı? Satıyorum lan. Sedat, ne yapıyorsun sen? Benim burada işim yok. Uzak durun benden. Sedat, Sedat diyorum. Ortega. Sen iyi misin? Ne yaptığını sanıyorsun böyle? Ne yaptım seni, niye bu kadar ilgilendiriyor Gamze? Bizim kavgalarımıza karışma sen. Git o tiki arkadaşlarına takıl. Saçmalama Sedat. En yakın arkadaşının kalbini kırıyorsan tabii beni ilgilendirir. Neydi Kopil'e yaptığın öyle? Hiç yakıştı mı size? Arkadaşlık konusunda ders alacağım son kişi sensin Gamze. Ayrıca benim için üzülme. Nasıl olsa senin için bir şey ifade etmiyorum. Yanılıyorsun. Ben seni... Tamam bari. Yeniden başlamayalım. Yoruldum artık. Kalbini kırabilirim. Bak sen iyi değilsin. Gel bir yerde oturup konuşalım. Başka planlarım var. Yine de sağ ol bari. Başka zaman. Kim bu? Ne istiyor senden? Gamze. Bizim okuldan bir kız işte. Boş ver, önemli değil. Çok yakışıklı oldun. Çok güzel elbise. Ama biraz pahalıdır bu. Parası çoktan ödendi bile. Ödendi mi? Evet, sana küçük bir hediye. Şey, ama nasıl olur?
Kim abi? Sen öyle diyorsan. Ay, pardon, bir şey soracağım. Takımın sorumlusunu nerede bulabilirim hoca ben? Hoca Cami. Pardon. İşte hoca geliyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, merhaba. Efendim, iyi günler. İyi günler. Ben Sedat'ı soracaktım antrenmana geldi mi diye. Sedat'ın takımla ilişkini kestik. Niye? Efendim, bir süredir antrenmanlara gelmiyordu. Telefonla aradık. Bize ters ters cevaplar verdi. Biz de o yüzden takımla ilişkini kestik. Aslında çok istikbal vaat ediyordu. Kendine yazık etti. Ne olsa biz de anlayamadık. Birdenbire çok değişti. Siz yakın mısınız? Ben şeyim, teyzesiyim. Neyse, ben rahatsız etmeyeyim size. İyi günler. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa ya? Ben bir şey soracağım size. Bu Yıldırım ailesinin oğulları var, Sedat. Aa, burada oturuyorlar. Ha, burası. Burası. Sağ ol, teşekkür canım. Merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ben sizi. Hoca hanım, ne rahatsızlığı. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Beni hatırladınız demek ki. Veli toplantısına geldiydik. Sedat da yatar kalkar hep sizden bahseder. Gelin, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Oh, hoş geldiniz hocam. Hoca Cavide efendim. Hoş bulduk. Çok affedersiniz, dalmışım. Hoş geldiniz öğretmenim. Sedat'la ilgili bir dert mi var? Yok efendim, ben sadece merak ettim evde mi diye. İçeride uyuyor. Saat 5. Sabaha karşı geliyor öğretmen hanım. Yani bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapıyor. Yeni yeni huylar edindi. Akşama kadar uyuyor. Derdi nedir anlayamadık. O çok iyi bir çocuk, çok akıllı bir çocuk. Çok güzel yetiştirmişsiniz evladınızı, kutlarım. De biraz fazla duygusal. Bugünlerde böyle bir hassas günler yaşıyor. Üstüne varmayın. Sedat doğru yolu bulacaktır, merak etmeyin. Sayenizde öğretmenim. Estağfurullah, sizin sayenizde eğitim evde başlar efendim. Acaba bir uyandırsanız da onunla bir yalnız konuşsam ben. Bak, kendi uyandı bile. Hocam? Hoca neredeydi? Sizin burada ne işiniz var? Ha, öğretmene sorduğun soruya bak sen. Seninle biraz odanda konuşabilir miyiz yalnız? Benim bir odam yok öğretmenim. O zaman dışarıda konuşuruz. Üstüne bir şey giy, üşüme. Efendim, Allah'a ısmarladık. İyi günler öğretmen hanım. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim, iyi günler. Evet, seni dinliyorum. Neyi dinliyorsunuz öğretmenim? Yani bu saçmalaman daha ne kadar devam edecek? Ailem perişan. Okulda arkadaşların darmadağınık. Eğitimin tökezliyor. Bütün bu yaptıklarına değen bir şey mi yaşadıkların? Etrafınıza bir bakın öğretmenim. Ne görüyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Çöplük. Bize annemizden babamızdan miras kalmayacak. Evler arabalar kalmayacak. Borçlar kalacak. Üniversite sınavını zaten kazanmamız bir meçhul. Parayla okumaya kalksak, 7 sülalemizi satsak başaramayız. Neyse. Hayatımı değiştirecek bir fırsat çıktı karşıma. Ve ben bunu değerlendirmek zorundayım. Eğer hayatımı daha rahat yaşamam için hayatımdan tavizler vermem gerekiyorsa, sorun buysa, ben yolumu çizdim. Biliyorum. Uzun uzun konuşacaksınız. Ve haklı çıkacaksınız. Ama benim kararım kesin. Boşuna nefes tüketmeyin. Uzun uzun konuşmayacağım. Ben hak edene konuşurum. Yalnız bir tek şey söyleyeceğim. Kazananlar neye sahip olduklarını düşünürler. Kaybedenler nelere sahip olamadıklarını. Sen kaybedenlerden olacaksın. Yazık.
Hoşça kalın.